Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız özellikle de siz benim için çok değerlisiniz. Çok güzel yorumlar alıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Yeni gelen abonelerime de hoş geldiniz diyorum. Açıldığından bir takip edenlere de hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere şöyle küpe çiçeklerimle geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim küpe çiçeklerim çok meşhur. Birkaç tanesini getirdim. Diğerleri bahçede. Malum havalar bayağı bir serin gitti. Küpeler onu çok sever ama onların da biraz böyle gördüğünüz gibi şöyle tomurcuk yapabilmesi için havanın biraz ısınması gerekiyor yeni yeni havalar ısındı valla burası baya bir serindi arkadaşlar iki günden beri havalar güzel biraz hatta akşam oku aşırı derecede fırtına rüzgar yağmur gök gürültüsü vardı ee, bakın şimdi onları ben e, bahçede bakıyorum da bahçeden içeriye getirdim size böyle göstermek için baya bir tomurcuklanmaya başladı bunlar bir daha e, çeyreği diyeyim artık bahçede daha fazla var şöyle ben bir Gezdirmek istiyorum size göstereyim Bunlar artık havalar e, Bayağı sıcaklamaya başlayınca hastalıklara e, Maruz kalıyorlar arkadaşlar biliyorsun çok nazlı bu güzeller çok da güzel açarlar Yaz boyunca Bahçelerin süsüdür bu güzellikler Bakar mısınız benimkileri de çok tatlı Bakın beyaz şarabi Şunun güzelliğine bakar mısınız bakın şunun güzelliğine Bakın bir tanesi kopmuş Bakar mısınız? Harika bir güzellik. Bakın. Bakın şurada da var. Şahane arkadaşlar. Çok seviyorum ben bunları. Bunlar benim kendi emeklerimin karşılıkları. Şurada bir dal. Şundan bir dal kopmuştu bahçeye götürürken. Bakın ektim. Üstünde de bir sürü de tomurcuğu gelmiş. Kuzum benim bakar mısınız yerine de. Minnacık bir yere vereyim dedim. Ektim bir ay kadar oldu. Hemence tomucuk yapmış. Bu biliyorsunuz bu güzelimi de pazardan almıştım. Şöyle viyollerin içinde arkadaşlar bakar mısınız alttaki gelenlere. Bu içeride olduğu için böyle dışa yukarıya doğru bayağı bir büyümüştü. Ben de onu tepelerinden kırıp şöyle suyun içine koydum. Bakın nasıl. <laughs> Çok şey yapmışlar. Görüyor iki cem onları işte. İki cem de işte toprak ya da şey arıyorum saksıyla toprak arıyorum arkadaşlar ekçem onları. Aynı bundan ondan kırdıktan sonra e, bakar mısınız şu yukarıya doğru altlardan ne kadar çok filiz vermeye başladı. Çok fazla filizlendi arkadaşlar. Bakın birazcık dışarıya çıktı bu. Havalanınca daha hoşuna gitti. Akşam çok yağmur vardı. Bayağı bir şey oldu. Bakın çok fazla Tomurcukları var. Şimdi bunların hastalıklarından bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Bunlar e, beyaz sinek olurlar, bitlenirler. Nasıl desem, kırmızı örümcek sarar. İyice sıcaklar başlayınca bunları mümkün olduğunca, bunları mümkün olduğunca böyle e, serin esintili yerlere koymaya bakın. Gölge değil de gün ışığı, bol gün ışığı alsın sadece akşam güneşe çok az şöyle bir saat kadar akşam güneşi alsa çok daha iyi olacaklar. Bunların böyle hastalanmamaları için yapacağımız bir şey var. Onu ben size söyleyeceğim. Hastalanmamasının önce tek bir şeyi şu topraklarının güzel olması arkadaşlar. Ne kadar vitaminli toprak olursa o zaman hastalanmıyorlar. Biliyorsunuz arkadaşlar benim topraklarım çok güzel. Gerçekten ben şimdi maşallah diyeyim şu tahtaya vurayım hiçbir zaman öyle hiç hastalanmıyor hiçbir şeylerim. Ben bunları kışın bir de baharda hep topraklarını değiştiririm, vitaminlerim onları. Benim toprak vitaminleme diye e, videom var arkadaşlar. Onu izlerseniz sevinirim. Bunların böyle güzel açabilmeleri için e, hastalanmamaları için sizlere bir önerim var. Ben her bahardan sonra böyle tomurcuklanmaya başlayınca açmaya başlayınca yapıyorum arkadaşlar. Sizlere de şimdi söylemek istiyorum. Şurada da var bir tane bakın. Geçen hafta kopmuştu ektim o da tuttu hiç. Şöyle size şundan bahsedeceğim. Şöyle 2 litre bir suyum var arkadaşlar. Bir gün önceden çeşmeden aldığım suyum. Dinlendirdiğim bir de şöyle karbonatım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sodyum bir karbonat. Nasıl böyle anne kurabiyesi yaparken pişer mis gibi kokar. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim kağıdını da. Karbonat arkadaşlar. Bu karbonat çok çok işe yarıyor. Çiçeklerin bu güzellerin sadece küpellerin değil. Küpeliler şimdi çok daha fazla hasta oldukları için onlardan bahsediyorum arkadaşlar ben size bakın o kadar çok tomurcukları var ki üstlerinde daha bahçedekiler var ben bahçeden böyle azıcık açsalar size yayın yapacağım oradan Bakın şimdi şu 2 litre suya bir tatlı kaşığı. Eğer 1 litre yapıyorsanız 1 çay kaşığı koyacaksınız sodyum bir karbonat bunu, Hemen şöyle koyuyoruz. 2 litre yaptım ben arkadaşlar. Benim çok fazla var e, küpe çiçeğim. Sadece küpeller için değil arkadaşlar. Başkalarına da yapabilirsiniz. Diğer çiçeklerinize de yapabilirsiniz. Ama bunları hastalanmadan yapmanız lazım. Ayda bir kere. Ayda bir kere sabahları böyle eriyor. Eritiyorsanız eritiyorsunuz bunu. Ondan sonra diplerine de dökebilirsiniz. Bak ben sizin için dökeceğim şu şimdi kuru diğerleri ıslak Arkadaşlar şöyle diplerine dökeceğim bunları bu kökleri böyle canlandırıyor harekete geçiriyor daha fazla böyle tomurcuklanmasını sağlıyor bir de şöyle fısfıs şişesine şöyle fısfıs şişesine doldurup Arkadaşlar ben bu tür şeyleri atmıyorum şöyle fısfıs şişesine doldurun her yerine sıkın ayda bir kere Ayda bir kere böyle doldurup bu fıs, fıs şişesine ben şimdi dolduracağım bahçedekilere falan hepsine sıkmak istiyorum. Çünkü yağmurdan sonra daha fazla böceklenmeler oluyor. Yağmur yağınca güller falan çok kötü oluyor arkadaşlar. Bütün çiçeklerinize bunu deneyin. Karbonat bildiğiniz bir karbonat. Bir tatlı kaşığı karbonat. 2 litre suya 1 litre suya 1 çay kaşığı koyuyorsunuz. Ve bütün böyle hısıslıyorsunuz her yerine. yalnız bunları tabii e, çok fazla böceklenmeden yapın. Böceklenmeden yapın ki böcekler gelmesin karbonatın şeyine. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Şöyle de gezdirip Bunlar daha bir kısmı. Ben bahçeden de size böyle yayın yapmak istiyorum. Şimdilik hoşça kalın bu güzellerle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.